İstanbul Sözleşmesi der ki kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi için ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasına atıf yapar ve de kadına yönelik her türlü şiddetin, ev içi şiddetin aynı zamanda önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması, kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eşgüdümlü ve etkili bir işbirliği içeren politikalara hayat verilmesi. 6284 sayılı yasa ne diyor? O yasanın temeli ne? Bu kanunun amacı şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Biraz önce bu konuya ilişkin konuşma yapacağımı bilen Selina Doğan arkadaşım bana kendisine şu anda bildirilmiş olan bir kadın fotoğrafını gösterdi. Daha doğrusu bir kadına ilişkin çeşitli fotoğrafları gösterdi. Vücudunun hemen her yerinde şiddet izleri bulunuyordu bu fotoğrafın. Ve kendisinden yardım istendiğini ifade etti. Ben İstanbul zannederek İstanbul Barosu'na başvursun gibi şeyler söyledim. Meğerse Ankara'ymış. Ankara'da bir polis görevlisiymiş ve polis görevlisi kendi karısına bu şiddeti uygulamış. Şimdi demek ki bir güvenlik görevlisi olmak da şiddetin önlenmesi konusunda herhangi bir olumlu adımı getirmiyor. Aynen onun gibi bizim parlamenterler olmamız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilerek gelmiş olmamız da şiddet karşısındaki duruşumuzu çok fazla etkilemiyor. Bunu görüyorum. Burada gördüğüm tablo budur. Değerli arkadaşlar, bir kadın kendisine yapılan saldırı karşısında boyun eğmez. O saldırıların nedenini bilir, hele bir siyasetçi kadınsa o siyasetçi öne çıkışının ve duruşunun kendisine bir saldırı getirdiğini bilir ve yanıtını mutlaka ve mutlaka kendisi verir. Ama yeter ki biz burada milletvekilleri olarak kadınlara şiddet uygulamayalım. Teşekkür ediyorum.